Bahri Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Evet. Fahri Saygı adım. Aslen Karadenizliyim. Ordu. Ama 30 senedir Çeşme'de yaşıyorum. Evet. Sektöre girişiniz nasıl oldu peki? Biz aslen inşaatçıyız. İnşaat firmamız var. Ama 90 yılından bu yana da Çeşme'de plajlarda işletmeci olarak bulunduk. Altınkum'dan başlayarak Çivrikköy'de, işte şimdi buradayız. Bunun dışında da iki tane plajda gene yerimiz var. Yani plajcıyız. Evet. Günübirlik biraz işte. O zaman plajlardan bahsedelim. Evet. Birkaç tane yerimiz var. Evet. Ilıca'da da, Paşa Limanı'nda evet, da. Evet. Ilıca'da Kardelen Beach, Ilıca Halk Plajı'nda 99 yılından beri oradayız. İşte 2011 yılında Dodo Beach kiraladık. Buradayız 7 senedir. Ve gene 500 metre geride Vekam koyu dediğimiz koya bakan gene bir yerimiz var. Riva del Mar diye bir isimli. Hı hı. Öyle butik, halka açık bir yerimiz var. 3 tane yerle, 3 tane plajda hizmet veriyoruz. Evet. Peki nasıl konseptler? Yani halk plajında olan yerlerimiz zaten hizmet şezloklar var ve büfelerimiz var orada. Şezlong ücretiyle, yani Çeşme'nin en uygun fiyatlarıyla sunuyoruz. Gene Dodo Beach'te girişte hizmet bedeli alınıyor. O da gene ücretsiz otoparklar. Burası bir 7 dönümlük bir arazi. Zaten bilinen bir nokta bu sakinleri tarafından. Burada insanları da rahat, yazlıkçıları da rahatsız etmeyecek şekilde bir işletme anlayışımız var. Yani kitaplarını okuyabilsin insanlar. Çocuklar da ailece gelebilsinler. Çok gürültüye maruz kalmasınlar diye böyle sakin, gördüğünüz gibi. Hı-hı. Tabii doğadan dolayı avantajımız var. Evet. Paşa Limanı'nın en güzel yerlerinden biri. Öyle sakin, mütevazi bir yerel işletme tarzımız. Evet. Yani bilinçli bir şekilde bunu böyle tercih ediyoruz. Üçüncü yer peki? Üçüncü yer gene halka açık bir yer. Yol üzerinde zaten. Orada gene halk plajı tarzında çalışıyor. Orada da biraz derin sudur. Temiz su, işte bu gördüğümüz denizin devamı. Hı hı. Orada da dubalarımız var, iskelemiz var. İskeleden dalıyor insanlar. Çayını, kahvesini de gene yemeğinde bulabiliyor. Evet. Böyle. Güzel hem yiyecek hem içecek servisimiz var. Tabii mutfağımız var. Üçünde de mutfağımız var. Burada da gene zengin bir dünya mutfağımız var. İnsanlar günlük ihtiyaçlarını, günübirlik ihtiyaçlarını karşılıyor ve çekildikten sonra insanlar kapatıyoruz biz buraları. Evet. Kaçta kapanıyor burası? Yani yazın tabii insanlar uzun kalmayı tercih ediyor. Ne zaman tamamen boşalırsa 9'da 8'deyse kapatıyoruz. Hani insanlar buradan bizim kapanma saatimiz geldi diye. Göndermiyoruz. Okey, yok göndermiyoruz. Yani her şey bitmiş de olsa ihtiyaçları o keyfi yaşıyorlar. Evet. Böyle. Peki buranın denizi de çok güzel aynı zamanda. Çok. Hem sakin denize sahip. Evet. Kaç kişilik bir mekan burası? Yani bizim mekanımızı 1000 kişiyi ağırladık yazın, geçen yazlarda. 1000 kişi, yani tabii tıka basa 2000 kişiyi de alabilecek bir mekan ama evet. Bizim 1000'in üzerinde bir rakama hedefimiz hiç değil. 500-600 kişiyle çok rahat hizmet verebiliyoruz. Evet. Yani işte. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Fahri Bey? Ya tabii insanların en çok aradığı şey hijyen zaten. Yani mutfakta. Onun için mutfakta biz iyi bir aşçı seçimi yapmak istiyoruz her şeyde. Fiyatlara da dikkat ediyoruz. Yani çok uçuk insanımız, rakamlar değil. Tabii yani insanlarımız kıymetli bizim. Biz biraz böyle idealist düşünüyoruz. Ama tabii belli kiraları da var. Bir şeyin altına da rakamın altına da inemiyoruz ama fiyat da önemli. Hı hı. Tabii servis ama sahil kasabalarında işte belediyenin bile işte çöplerde sıkıntı olduğu zaman işte kadromuz bu deniyoruz ya, polis teşkilatı bile öyle der. Tabii bizim de zaman zaman aksadığımız işin doğrusu olabiliyor yoğunluklarda. Ama İnsan bunlar tabii 3-4 hafta sonuna yansıyan bir şey oluyor. Onları da takviye alıyoruz. Yani müşterilerimiz de memnun böyle. Çünkü aynı insanları 5 sene görüyorsak demek ki iyi bir iş yapıyoruz, iyi bir iş yapıyoruz diye düşünüyoruz efendim. Evet. Kaç kişilik bir kadromuz var?
Yani burada 25 kişiyi buluyor. Evet, mutfakla 25 kişilik bir kadromuz oluyor. Gene hafta sonları yoğun zamanlarda gene gelen arkadaşlarımız var. İşin yoğunluğuna göre tabii bir artış gösterebiliyor. Tabii tabii, sezona göre, işin yoğunluğuna göre. Yani görüyoruz onu. Kullandığımız malzeme, hizmet, her şey bir bütün burada aslında. Tabii. Öyle. Biz girişte insanların rahat edeceği bir yer bura. Evinin bahçesine çıkar gibi gelebiliyorlar bizde. Misafirlerimizi o şekilde karşılıyoruz. O şekilde de özgürce ağırlıyoruz. Evet, denizin ve güneşin burada rahat bir şekilde keyfini çıkarabiliyorlar. Evet. Peki bu saydığınız unsurlar biçim tercih sebeplerini ortaya çıkarıyor mu Fahri? Ya şimdi tabii biz alternatif olsun diye yaptık bunu zaten. Çeşme'de çok güzel, çok profesyonel mekanlar var. Evet. Yani takdir de ediyoruz. Çok iyi işletmeler var. Ama böyle bir eksiklik de var. Olduğunu gördük biz burayı ilk kurduğumuz sene. Hı hı. Dedik ki hani insanlar birbirini duyabilsin, sohbetini de yapabilsin, kitabını da okusun. Diğer yerler biraz daha gürültülü. Tabii yani evet gürültülü oluyor. Hani onu kötü anlamda da söylemiyorum. Evet. Onu da bir ihtiyaç da tabii. Onlar zaten Çeşme'yi dünyaya da tanıtıyor yani buralar, bunu da kabul etmek lazım. Kesinlikle. Ama bunun da içinde zaten insanlar gecesi de var. Gündüz de böyle sakin bir yer isterse bize geliyorlar. Kahvaltımız güzel oluyor. Burada çok keyifli kahvaltı, misafir edelim sizleri bir gün. İnşallah. Böyle yani kahvaltısını yapıyor, yararlanıyor. Yaşlısını getirebiliyor. Onlardan giriş ücreti almıyoruz burada oturursa. Ha çok güzel. Gibi. Bizim de öyle ev sahipliği, güzel ev sahipliği yaptığımız noktalar var. Evet. Bizim durumumuz. Ve her sene gelen oturmuş müşterileriniz tabii, var değil mi? Tabii üyelerimiz var. Nereden geliyorlar genelde baktığınız zaman? Şimdi biz Alaçatı tabii besliyor artık Çeşme'nin her tarafını. Doğrusu bu. Evet. Ilıca plajında da. Alaçatı'dan sürekli gelen müşterilerimiz var. Bir de bu bölge geniş zaten. Paşa Limanı, işte Ardıç, Şifnes. İşte bu bölgenin evleri yakın olanlardan üyelerimiz de var. Hani insanlar bu çok büyük bir sıkıntı oluyor. İşte denize de parayla mı ineceğiz falan. Bu hizmetlerden yararlanıyor. Sezonluk üyelerimiz var. Yani bizim 150 kişi kadar yıllardır her sene bu üyeliklerini yenileyen, hiç aksatmayan, Türkiye'de tanınmış simalardan da zaten çok elit bir bölge burası. Hı hı. Yani öyle üyelerimiz var. Onlara da kolaylık sağlıyoruz. Cüzi bir yıllık aidatla, sezonluk. Hı hı. Yani üyelik de var bu şekilde. Tabii biz onu da yapıyoruz. Evet. Sakin kalmak isteyenler için tabii ki. Tabii tercih ediyorlar tabii. Burası sessiz evet, sakin evet, bir evet, yer. Evet. Kafa dinlemek için illaki tercih evet, ediyorlardır. Evet. Peki yeni projeleriniz var mı? Vallahi şimdi tabii bizim 4 tane de işletmemiz vardı. Ortaklı bir yerimiz daha vardı. Orada belediyeye geçti Çeşme Tekke Plajı denen. Şimdi bunları iyi bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Ama Çeşme'de tabii bizde yerinde durabilen yapıda insanlar değiliz. Hem böyle Çeşme'nin enerjisi hem de Karadeniz'in böyle suyunu içtiğimiz için evet sürekli bir şeyler düşünüyoruz. Ama hep beach konseptinde oluyor sanırım. Tabii evet, ben böyle deniz kenarını seviyorum. Bu evet. Güzel. İnşallah daha da güzel şeyler yaparsınız, İnşallah. Başarırsınız. Teşekkür Gayet ederiz. Güzel turizme katkılarda bulunmuşsunuz zaten. Şu an peki memnun musunuz gidişattan? Evet, yani Çeşme kendini yerli müşteri dediğimiz İzmir'in, işte Ankara'nın, İstanbul'un son yıllarda, evet Manisa'nın, Denizli'nin, bu bölgelerin bir Çeşme'yi tanıyan ve bilen müşterisi vardır. Çeşme kendini döndürür ama tabii turizmde zaman zaman, işte geçen sene bir tekne kazası oldu burada. Evet. Mesela bu bölgeyi denizimize tonlarca yakıt aktı. İnsanlar tedirgin oldu mesela. Hı hı. Bütün işletmeler temizlendi ama çocuğunu da götürürken gene de insanlar düşünüyor. Bu bölgede, hatta Ilıca'da yani %30 bir düşüş de yaşanmıştır. Yani turizm kaygan bir zemin. Evet. İnşallah bu sene kötü bir şey gelmez başımıza. İnşallah evet, diyelim. Evet. Temennilerimiz bu yönde. Peki buradan izleyicilerimize, tatilcilere neler aktaracaksınız? Son görüşlerinizi alalım o zaman. Evet. Çeşme'ye gelirseniz Dodoviç'e bekleriz. Sakin,
Güzel çay, evet, Karadeniz'den çay getiriyorum. Demleme güzel. Çayımız var. Öyle bir şeyler de çay, evet da. Evet var. Güzel çay içmek isterseniz çayımızı ikram ediyoruz. Evet. Huzur. Böyle. Kesinlikle huzuru arayanlar eminim ki, evet, Dodo Beach'in yolunu bulacaklardır, evet, Köşe Limanı'nda. Evet, biz de buradan öneride bulunalım. Burası harika bir yer. Mutlaka gelin görün. Teşekkür ediyoruz sizlere Fahri Bey. Sağ olun. Bir başka programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Sağ olun. Teşekkürler.